Merhaba çocuklar, Türkçe ödev videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere vermiş olduğum Arı Türkçe kitabından sayfa 135 ve 136'yı birlikte çözüyoruz. Evet, 135'teki 5. şıkla başlayalım çocuklar. Aşağıda verilen bilmecelere ait görseli aynı harf yazarak eşleştirelim diyor. Çiçek onun, dal onun, yediğimiz bal onun, iğnesi var batırır, kanadı var götürür. Cevabımız arı olacaktı. Ben giderim, o gider. Yanı başımda zıng zıng eder. Cevabımız baston olacaktı. İki fener. Gündüz yanar, gece söner. Ne olabilir? Gözlüyoruz. Yüksek ama kavak değil. Güler ama insan değil. Gündüz gezer, gece gizlenir. Güneş diyoruz. Diğer taraftaki sorumuza geçelim çocuklar. Ben de işaretimi aldım. Aşağıdaki hava durumu sembollerin anlamlarıyla eşleştirelim diyor. Çocuklar, birinci hava durumumuz güneşli olacak. Diğer hava durumumuz karlı olacaktı. Yani kar yağışlı. Diğer şeye bakıyoruz. Fırtınalı, yani şiddetli fırtına. Diğer görselimize bakıyoruz. Yağmurlu. Diğer görselimize bakıyoruz. Parçalı bulutlu. Ve en sondaki görsellerimize yaklaşıyoruz. Diğer görselimiz çok bulutlu. Sembolümüz boş kalacak. Sayfa 136'ya geçelim. Aşağıdaki görsellerin çağrıştırdığı meslekleri yazalım diyor. Birinci görselimize bakıyoruz. Bizim direkt aklımıza avukatlık geliyor. Diğer görselimize giriyoruz. Krampon var, futbol topu var. Futbolcu geliyor. Diğer görselimize bakıyoruz. Tarak var, makas var. Terzi veya berber geliyor aklımıza. Ay, terzi diyorum. Kuaför veya berber geliyor aklımıza. Diğer görselimize geliyoruz. Doktorların kullanmış olduğu bir alet. Bunun ismi ise stetoskoptu. Belki bilenleriniz vardı. Bu da bize doktorları hatırlatıyor. Diğer görselimize bakıyoruz. İğne var, iplik var, mezura var. Terzi geliyor aklımıza. Diğer görselimize bakıyoruz. Tahtamız var, kitaplarımız var ve bizim aklımıza öğretmenimiz geliyor. Yani cevabımız öğretmen. Şimdi çocuklar, aşağıdaki görsellerin çağrıştırdığı hayvanları yazalım. Bulduğumuz hayvanları da bir cümlede kullanalım diyor. Birinci görselimizde yumurta var, ikinci görselimizde kemik var. Cümleleriniz değişebilir ama burada bizim aklımıza gelen hayvanlar aslında birbirinin benzerleri olacaktır. Yani birincisi tavuk gelecekti, ikincisi ise köpek olacaktı. Tavuk ve köpek oynuyordu. Burada dikkat etmemiz gereken şey, iki görselin de bir arada olduğu bir cümle kurmamız gerekiyordu. Birinci görselimde havuç var, ikincisinde bal var. Havucu kim yer? Tavşan. Balı kim yapar? Arı. O zaman tavşan ve arı yazıyoruz. Cümleniz sizin kendinize göre değişebilir. Diğere bakıyorum çocuklar. Peynir var ve süt var. Peyniri kim yer? Fareler. Sütü kim içer? Çocuklar. Veya sütü kim yapar? İnekler diyerek devam edebiliriz. Son görselimize bakalım. Bir akvaryum var, bir de fındık var. Akvaryumda yaşayan balık olabilir. Fındık da sincap olabilir diyoruz. Bu kadar çocuklar. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Hepinize iyi akşamlar.